Evet, bugün fincanda kadayıf tatlısı yapacağız. Yalnız bu tatlımız şerbetli bir tatlı olmayacak. Özellikle şeker hastaları için ideal bir tatlı yapmayı düşünüyoruz. Kadayıfımızı küçük parçalar haline getiriyoruz. Eğer ıslaksa kadayıf, biraz tavada kızarttıktan sonra da bunu yapabilirsiniz. Bizimki kuruydu. Kuru olduğu için hemen elle küçük küçük parçalara ayırdık. Şimdi öncelikle malzemeleri gösterelim. 250 gram kadayıf. Kadayıfın içerisine koymak için fındık. Yine kadayıf sarması yapacağımız fincanımız. Bitter çikolata. Bunlardan oluşuyor. Başlayalım. 250 gram kadayıfı tavada kızartıyoruz. İyice sıcak bir hale gelecek. Bu arada bitter çikolatamızı da benmari yöntemiyle eriteceğiz. Onu da hazırlıyoruz. Şu an altta su ısınıyor. Karıştıra karıştıra belli bir kızarıklığa gelince ikisini karıştıracağız. 80 gram bitter çikolatamızı erimesi için benmari yöntemiyle kaba koyduk. Şu an bekliyoruz. Bunun erimesini bekleyeceğiz. Bu arada kadayıfımızı da kızartıyoruz. İyice ısınacak. İkisini sıcak bir şekilde karıştıracağız. Kadayıfımız yeteri kadar kızardı. Şu an çikolatamızın da iyice erimesini bekliyoruz. Çikolatamız da eridi. Şimdi ikisini karıştıracağız. İkisi sıcak olduğu için eldiven kullanmanızda fayda var. Şimdi çikolata ve kadayıfı birbirine karıştırıyoruz. İyice kadayıfa yedireceğiz çikolatayı. Çikolata burada yapışkanlık görevi yapacak. Taneleri birbirine birleştirecek. Dolunca sert bir yapıya sahip olmasını sağlayacak. Bu bitter çikolata olduğu gibi isterseniz sütlü çikolata da olabilir. O artık sizin tercihinize bağlı. Sıcak olduğu için kaşıkla karıştırıyoruz. Karıştırma devam ediyor. Adeta zamanla yarışıyoruz. Çikolata ve kadayıfın sıcaklığı geçmeden karıştırma işlemi bitip fincanda yerleştirme işini bitirmemiz gerekiyor. Kadayıftan biraz altına koyduk. Ortasına bir tane fındık koyduk. Tekrar üzerine kadayıfla dolduruyoruz. Evet, altına kadayıf, ortasına fındık, üstüne tekrar kadayıf doldurduk. Şimdi fincanı ters çevirip kalıbımızı çıkartacağız. İlk fincan kadayıfımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Üstten iyice sıkıştırıyoruz. Ortada fındık kalıyor. Fındıkla çikolata gibi adeta. İkinci de hazır. Fincan ne kadar küçük olursa o kadar estetik ve güzel olacaktır. Fincanı tam doldurmanıza da gerek yok. Böyle boşluk bırakarak daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde fincan kadayıfımızı tamamladıktan sonra bunu buzdolabına koyacağız. Buzdolabında donmasını bekleyeceğiz. Tamamen sertleştikten sonra ister kahvenin yanında ister çayın yanında oldukça sağlıklı, yağsız fincan kadayıfımızı tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.